Evet, bugün doğru lastik ısıtıcı nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Öncelikle jantın lastiğimize şöyle bir bakmamız lazım. Burada lastiğimizin jant ve lastik ebatı çok önemli. Şurada mesela hemen yazıyor 195-55-16. Buna kaç PSI vurmamız veya bar vurmamız gerekir onu anlatacağım. 1 bar 14,5 PSI'ye eşittir. Bunu en hızlı, yani bu lastik, bu jant arabamıza göre en hızlı öğrenme şeklimiz kapıya bakmaktır. Hemen şöyle kapıyı açıp bakalım. Jant ölçümümüzü bulmamız lazım. Mesela çok kombinasyonlu burada jant lastik ebatları var. Bizimki 195-55-16 olduğundan dolayı bu en alttakidir. Mesela kaç diyor? 2,2 bar. Hani 32 PSI falan eşit geliyor. Arkası için bakalım hemen. 36,5 bar diyor. Bu da 36 PSI'ye denk geliyor. Burada diğer modeller için boş paketlerde 15 inç kullanılıyor. Burada onların da kombinasyonları yazıyor. Mesela 33, 32, onlar da 36 vuruluyor. Jant lastik ebatına göre değişir bunlar. 4 lastiğin hava basıncı aynı olmalı mı? Bunu bir ilk önce yanıtlamak istiyorum. Lastik hava basıncı değerleri araçtaki çok duruma göre değişir. Örneğin önden çekişli otomobillerde genel olarak yüklü alım öndedir. Bundan dolayı da ön lastik hava basıncı arkaya göre genel olarak daha yüksek olur. Fakat bu arka itişli araçlar için genellikle %50-%50 olarak ayarlanıyor. Bunda da ön arka lastik hava basıncı aşağı yukarı eşit oluyor. Onun için onlarda pek fark olmuyor. Bu benim aracım için geçerli. Başka araçlara göre tabi bu bar PSI değerleri değişebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.